Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Uzun bir ara oldu ama bizler sizleri unutmadık. Rehberlik videolarıyla yeniden karşınızdayız. Sizleri çok özlemiştik. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Çayınızı, kahvenizi şöyle yanınıza alacaksınız. Videoyu güzelce başlatacaksınız. Çünkü 9. sınıfta ortak olan şu matematik ve edebiyat yazılılarını nasıl çalışırız onu konuşacağız. Haydi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bu ortak yazılılar test olacak. İçinizde bir heyecan var. Bunun yanında biraz endişe de olabilir. Bunların hepsi bir araya gelince belki bu korkuya da dönüşebilir. Ancak size açık uçlu sorularda, biliyorsunuz yazılılarda karşılaşmıştık. Burada özellikle demiştik ki bizi takip edin, sıkıntı yok, halledeceğiz. Bizler Tonguç Akademi ailesi olarak sizlerin yanınızdayız demiştik. Ve bizleri takip eden arkadaşlar inanılmaz güzel şeyler yaptılar. Sizlere verdiğimiz rehberlik videoları sayesinde, bunun yanında yayınlarımızla, canlı yayınlarımızla, bunun yanında konu anlatımlarımızla, yazılıya hazırlık videolarımızla hep yanınızda olduk. Şimdi sizler bu edebiyat ve matematik yazılılarında ortak sınavlarda nasıl başarılı olursunuz isterseniz gelin şimdi onu birazcık yakından ele alalım. Evet, ilk olarak bilmeniz gereken şey, bu sınavlar zor olmayacak. Evet, yanlış duymadınız. Bu sınavlar zor olmayacak. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı böyle yeni bir şeyler denediği zaman öğrencilere böyle tabiri caizse acı çektirecek derecede bir politikada hiçbir zaman olmuyor. O yüzden öğrencilerin mağdur olmasını asla istemezler ve bu onların isteyecekleri en son şey olur. Ve tabii ki bizim hem ileride gireceğimiz sınavlara kaynaklık etmesi açısından şimdilerde hem açık uçlu sorulara hem de test sorularına güzel bir şekilde alışmış olmalıyız. Ki siz zaten geçtiğimiz yıl LGS'ye hazırlandınız ve çoktan seçmeli soruların, yani testlerin ne demek olduğunu çok çok iyi biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, madem öyle o zaman birazcık sevinme vakti. Çünkü biz zaten bunu geçtiğimiz yıl düzenli olarak yapmıştık. O yüzden şunu bilmemiz gerekir ki zor olmayan çoktan seçmeli bir sınava gireceğiz ve bunu biz yapacağız. Evet, bu sınavlar öncesinde hocam, yani tamam okey, biz soru bankalarından hep soru çözüyoruz ama yani bazen kafamızda gerçekten bir şey canlanmıyor dediğiniz anda da hemen uğrayabileceğiniz ilk yer YouTube'da Tonguç Akademi kanalı olmalı. Bizler 9. sınıf kanalımızda yazılıların öncesinde sizlere türlü yayınlarla bu konuda zaten destek vereceğiz. Ve bu vereceğimiz desteklerle birlikte de aslında neyle karşılaşacağınızı az çok göreceksiniz. Şimdi bu sizin çok rahatlamanızı sağlayacak ama öte yandan hocam ben o yayınlar gelene kadar da bir şeyler yapmak istiyorum dediğiniz anda sizlere tabii ki bazı tavsiyelerimiz olacak. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bu derslerde hangi konuların çıkacağına dair tabii ki dosyalarını yayınladı ve sizler bu dosyaların içerisine girerek konu soru dağılımlarını, tablolarını inceleyebilirsiniz. Buradaki tablolara bakarak özellikle hangi konulardan sorumlu olduğunuzu görebileceksiniz. Bundan sonra tabii ki sıra neye geliyor? Tabii ki test çözmeye. Arkadaşlar 9. sınıf kaynaklarınız elinizde zaten mevcuttur. Bu kaynakları edindikten sonra özellikle ben yazılılara şimdiden itibaren çalışmaya başlamanızı tavsiye ederim. Hem edebiyatta hem de matematikte, diğer dersleri de bu arada gündeminize alabilirsiniz. Özellikle edebiyat ve matematikte test çözümleri biraz daha yukarıda olacak. Ben bu arada açık uçlu olacak olan o diğer sınavlarda da test çözümlerini merkeze almanızı isterim. Çünkü biliyorsunuz 9. ve 10. sınıf müfredatı aynı zamanda ileride gireceğimiz YKS'nin ilk oturumunu, yani TYT oturumunu kapsıyor. Bu yüzden düzenli olarak soru çözümü yapmak önemli. Matematikte matematiğe olabildiğince maruz kalmamız lazım. Önce okulda matematik dersini işledik, ardından eve geldik, kısa bir tekrar yaptık. Sonrasında mutlaka birkaç test çözüyor olalım. Bunu yaptığımız zaman yazılılara son birkaç gece çok yüklenmek durumunda kalmamış oluruz. Zaten hali hazırda yazılı çalışması yapıyor oluruz. Bu bizim çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir şey. Yine edebiyatta da özellikle konu tekrarları biraz daha kapsamlı olabilir matematiğe göre. Eve geldikten sonra bu konu tekrarlarını yapıyoruz. Ardından oturup soru çözümlerimizi yapıyoruz. Bittikten sonra mutlaka kare kodu kullanarak veya o soruyu, yapamadığımız soruyu mutlaka öğretmenimize sorarak bu soruların yanlışlarını da öğreniyoruz. Ve gerçekten güzel bir özgüvenle bu sınava giriyoruz. Sevgili arkadaşlar, sınavda ortalama 20 tane kadar soruyla karşı karşıya geleceksiniz. Ve bu 20 soruda göstereceğiniz performans sizin sınav sonucunuzu ortaya çıkarmış olacak. Ve sizler de bu sınava girdikten sonra puanlarınızı almış olacaksınız. Ve artık birinci dönemin sonuna da hızlı bir şekilde ilerlemiş olacağız. Sizler bu yazılı sınavlarına nasıl çalışmayı düşünüyorsunuz? Bu sınavların gelişi sizleri gerçekten endişelendiriyor mu? Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.